Merhaba arkadaşlar, Türkiye'den sizi selamlıyorum. Skyway olarak sizi Türkiye grubu olarak selamlamak istiyorum öncelikle. Katılmış olan arkadaşların artı koymasını rica etsem olur mu? Kimler katıldığını görmek için. Evet. Teşekkür ederim. Herkesi görmeye başladım. Türkiye'de ilk defa bir sunum yapacağız. Bu sunumla ilgili de kısa bilgi vermek istiyorum. Skyway konusunda bir sunum hazırladık sizler için. Skyway'in Türkiye için neler getireceğini ve dünyada Skyway'in nereye doğru gittiğini anlatmak istiyorum. Hangi ülkelerde Skyway inşaatları başlandı ve nasıl devam ediyor? Bu konuları sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Öncelikle Skyway ile ilgili kısa bir yolculuk yapalım isterim. Skyway Asmalı Yollar olarak adlandırabileceğimiz bir projedir. Skyway'in proje sahibi Anatoly Yunitski, kendisi mühendistir. Asmalı yollar konusunda bir proje geliştirdi. Asmalı yollar olmasının sebebi telli taşımacılık olarak da adlandırabiliriz. Asmalı yollar olarak adlandırılmasının sebebi de yerden yüksekte yer alan taşımacılık sistemidir. Taşımacılık sistemi içerisinde yer almasının sebeplerinden en önemlileri karayollarında oluşabilecek ve karşılaştığımız kazaları önlemek, hayvanlarla insanların doğa içerisinde daha rahat paylaşım yaparak yaşayabilmeleri. Çünkü karayollarında yapılan yollar nedeniyle hayvanların da yaşayacağı alanı kısıtlamış oluyoruz. Kazaları önleyebileceğimiz bir sistem geliştiriliyor. Bunu tüm dünyaya yaymaya çalışan bir sistem geliştiriliyor. Tabii ki bunun bir nedeni de dünyada doğanın kirletilmesi, hava kirliliğinin önlenmesi, yakıt kullanımı nedeniyle karayolunda harcanan yakıtın daha minimum seviyeye düşürülmesi, gibi sebepleri yer almaktadır. Bunun dışında Skyway yaklaşık 200 tane ülkede katılımcıları toplayarak 200 tane ülkede kendini geliştirmeye devam ediyor. Katılımcılar tüm dünyadan bir araya gelme şansını yakalamış oluyorlar. Katılımcıların burada yer almalarının sebepleri ilk aşama 15 etaplık bir aşamadan geçecek Skyway projesi ve 15 aşamanın sonuna gelinmek üzeredir. Bu 15 aşama içerisinde katılabilenler Skyway projesinin içerisinde ortak olarak yer alacaklar. İleriki dönemlerde de tabii ki de aynı şekilde ortak olarak yer alan katılımcılar, yatırımcılar aynı şekilde pay sahibi de olacaklar. Pay sahibi oldukları zaman paylar sistematik olarak hazırlanmış olan altyapıyla birlikte herkese aynı derecede paylaştırılacak şekilde sistem kurulmuş bir altyapıyla devam edecektir. 15 aşamadan sonraki aşamalarda artık Skyway tüm borsaya açık bir şekilde hizmet vermektedir.
başlayacaktır. Kendini borsaya açacaktır. Borsaya açıldığı zaman sizler için, yatırımcılar için, küçük ve büyük fark etmeden birçoğunun ticari amaçlı olarak borsada da hisselerinin satışını, hisselerinin yönetimi kişilerin kendilerine ait olacaktır. Birinci seviye ile başlayan kişiler ilk bu projenin yatırımı gerçekleştirildiğinde daha planlama aşamasında olan kişiler. Ondan sonrakiler yavaş yavaş ilk seviyeden olan kişilerin tanıtımıyla birlikte çalışmaları ile birlikte gelen yatırımcılar gibi şeklinde devam etmektedir. Bu sene içerisinde yapılan projelerde Şarjeh şehrinde Suudi Arabistan Arap Emirlikleri'nde yer alan bir proje gerçekleştirildi. İnşaat örnek projenin örnek üretimi gösterildi Arap Emirlikleri'nde. Pandemi nedeniyle biraz ara verildi ama ileriki süreçlerde bunlar yine devam edecektir. Bu işi durdurmaya neden değildir. Sadece herkes için, hepimiz için alınmış bir önlemden dolayı ara verilmiş bir proje oldu ama şu anda tekrardan yapım aşamasına geçildi ve devam etmektedir. Ulaşım konusunda genel olarak karşılaştığımız bazı problemler vardır. Yolcuların karayolunda transfer durumlarında yoğunluk, güvenlik sıkıntısı gibi. Sonraki problemler içerisinde yer alan bazı çevre kirlilikleri olarak sıralayabiliriz. Ondan sonraki aşamada yüksek enerji tüketimi diyebiliriz. Bu da bize tabii ki de daha fazla masraf getiren bir durumdur. Skyway'in ilk test aşamaları Belarus ülkesinde kurulmuş olan bir test merkezinde test edilmeye başlamıştır. İlk testler orada yapıldı, orada tanıtıldı. Ondan sonra yatırımcıların fikirleri alındı, kullanmalarına izin verildi. Kullanım sırasındaki konforu görüp denemelerine izin verildi. Bir grup şeklinde gidildi. Farklı ülkelerden katılımcılar oldu. Bu ülkeler arasında yer alan birçok yatırımcı kendi bütün ürünün görselini, içini, kalitesini, donatım sistemini görmüş oldu. Skyway ile ilgili asmalı yollar konusunda, ürünlerin nasıl çalışacağı konusunda bilgi almak isteyen olursa bu konuda irtibata geçip yetkili kişilerden, ülke temsilcilerinden bilgiler edinebilirler. Tamamen mühendislik konusunda bilgi almak isteyenler tabii ki de yine ayrı bir şekilde yetkili kişilerle irtibata geçerek bilgilere sahip olabilirler. Türkiye genelinde bir projenin gerçekleştirmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Bizim ülkemize de getirilmesi için görüşmeler yapılıyor. Yatırımcılar davet ediliyor. Yatırımcıların kendi aralarında oluşturabilecekleri gruplar, seviye bölünmeleri şeklinde yatırımcılar davet ediliyor. Gelen yatırımcıların da ayrıca tekrar
kendi seviyeleri içerisinde kol oluşturmalarıyla hem yatırımcı getirmeleri sağlanabiliyor hem de ticari amaçlı olarak da kendi yatırımlarını büyütebilme aşamaları hazırlanmış durumdadır. Bu aşamalar içerisinde yapılması gereken bazı başvurular, tanıtımlar, sunumlar, görüşmeler yapılarak yatırımcılara bilgi verilerek mümkün olduğunca daha net, şeffaf bir şekilde anlatım yapılarak davet ediliyorlar. Peki bir de şöyle düşünsek, biz yatırım yapıyoruz, yatırım yapıyorsunuz ama bu yatırımı yaparken daha ileriki dönemlerde yatırım size tekrar bir şeyler kazandıracağını bilerek yapıyorsunuz. Bunu size şeffaf bir şekilde anlatarak, açık bir şekilde seviye seviye anlatımını yaparak yetkili olan arkadaşlar tüm sorularınıza cevap vererek aklınızda herhangi bir soru kalmayacak bir şekilde açıklamalarını yaparak size bir fırsat sunmuş oluyorlar. Bu fırsat içerisinde sizin kazanabilecekleriniz, aynı şekilde de şirket içerisine getirebileceğiniz yatırımlar ve şirketle birlikte büyüyebileceğiniz etapları birlikte değerlendirme fırsatını yakalıyorsunuz. Yeni katılmış olan katılımcılarımız var ise yine aynı şekilde artıları koymalarını rica edeceğim. Bir de video sunumunu herkes görebiliyor mu? Bunu da tekrar bir kontrol edebilirsek hepinize bu konuyla ilgili de ricada bulunmak istiyorum. Skyway telli taşımacılığın amaçlarından en önemli amaçlarından birisi ülkeler arası taşımacılığı, şehirler arası taşımacılığı daha hızlı bir şekilde, daha güvenilir bir şekilde taşıyabilmektir. Ayrıca Skyway'in üretimi içerisinde yer alan araçlar telli taşımacılığına bağlı olarak üretilecek olan araçlar yük taşımacılığında da bize hizmet verebilecektir. Kargo sistemini daha sistematik bir hale getirecektir, daha güvenilir bir hale getirecektir, daha hızlı bir hale getirecektir. Bu da önemli noktalardan biridir. Çünkü hepimiz biliriz ki Türkiye genel olarak taşımacılık sisteminde de çok etkili bir şekilde rol alır. Sadece ülke genelini bile göz önünde bulundurursak çok hızlı dağıtım ağı olan ticari anlamda bir ülkeyiz. Bunun dışında kargo taşımacılığı yurt dışına da taşımacılıkta hizmet verdiği zaman daha ileriki dönemlerde sistemin yaygınlaşması, ülkeler arasında gelişmesi bize ticari anlamda da birçok olanak gelir, hızlı hizmet sağlayabilecek bir sistemi düzenlememize yardımcı olacaktır. Taşımacılık sistemi içerisinde yer alan araçlar içerisinde şahıs olarak kullanılabilecek araçlarımız olacak. Bunların bilgileri yine dediğim gibi yetkili kişilerden ayrıntılı olarak mühendislik konusunda destek alıp netleştirebileceğiniz birçok soru ve cevap şeklinde alabileceğiniz bilgilerle ulaşabileceğiniz bütün aklınıza takılan her konuyla netleştirebileceğiniz konuları yetkili kişilerimizle irtibata geçerek
görüşebilirsiniz. Bize buradan yazabilirsiniz. Size mutlaka dönüşlerimiz olacaktır. Telefon bilgilerinizle de dönüşlerimiz olacaktır. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Sizi aydınlatacağız bu konularla ilgili. Tren yolu istasyonlarının oluşumunda genelde bilirsiniz ki sıralamaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hatlar arasında geçişler olmak zorunda. Bütün sistem birbiriyle çok uyumlu bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ve bunun içinde devamlı olarak insan gücünü, insan kontrolü altında her şeyi kontrol etmeniz, acil durumlarda müdahale etmeniz gerekir. Belirli bir zamana ve sürece ihtiyacınız olur. Fakat Skyway'in böyle bir program içerisinde insan gücünü kullanmadan otomatik kontrol sistemiyle bütün sorunları aşabilirsiniz. Bütün sorunların üstesinden gelebilirsiniz. Çünkü bütün her şey otomatik kontrol sisteminde yer alıyor. Birbirleriyle çatışmadan, birbirleriyle güvenlik konusunda dahi olmak üzere herhangi bir sorun yaşatmadan otomatik sistem üzerinden kontrol ediliyor. Kontrol panelinde yer almaktadır. Demir yolunda harcanan büyük masraflı projeler yer alır genelde. Çünkü altyapıyı hazırlamanız gerekir. O altyapının gideri maliyeti daha yüksektir. Bütün çalışmaları yurt dışından getireceğiniz mühendisler üzerinden yapmanız gerekir ve tabii iş gücü maliyeti de artmaktadır. Kullanılacak beton, çimento şeklindeki malzemeler bile çok çok büyük maliyetlere neden olmaktadır. Ayrıca yakıt olarak kullanacağınız tüm masraflar devletin de tabii ki de maliyetinin arttırılmasına neden olmaktadır. Fakat Skyway'de böyle bir şeyle karşılaşmadan daha düşük maliyetlerle elde edilecek projeye sahip olup bunu ülkemiz genelinde ve diğer ülkeler genelinde devam ettirmek, geliştirmek mümkün olmaktadır. Temiz ekolojik bir çevreye sahip olmanız, ulaşılmayacak yerlere ulaşabilmenizi kolaylaştırmak açısından da önemli bir konu. Örnek verilebilirse mesela dağlık bölgelerde yapmak istediğiniz tatiller, yapmak istediğiniz geziler, gitmek istediğiniz yerlere daha kolay bir şekilde ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ürünlerin birçoğu sertifikalandırılmıştır, test edilmiştir. Bulunduğu Belarus ülkesinde bulunan tesiste sertifikalandırılmıştır. Testlerden geçirilmiştir. Hız testlerinden, güvenirlik testlerinden, otomatik kullanım kontrol panelinin kullanımının testlerinden hepsinden muhakkak ki geçirilmiş şekilde kusursuz bir proje olmak üzere devam ettirilmektedir. Çalışanların hepsi kalifiye eleman olarak yetkilendirilmiş, eğitimleri devam eden, süreç içerisinde de eğitimleri devam eden elemanlar üzerinden
üretimler, çalışmalar devam etmektedir. Güven konusuna Skyway tamamen kendi içinde çalışanları olsun, yatırımcıları olsun hep birlikte güvenli işbirliği içerisinde yoluna devam etmektedir, gelişmektedir. Arap Emirlikleri'nde başlatılan inşaatın devamlılığı ve en büyük etkisi bildiğiniz gibi kumsal bir alanda ulaşım her şeyden çok daha zordur. Kumsal bir alanda ve sıcaklıkta o derecedeki sıcaklıkta 50'ye kadar yükselen artı 50'ye kadar yükselen sıcaklıkta bu işlemi yapmak da zordur. Ve orada yaşayan insanların da ulaşımlarını kolaylaştırmak da ayrıca hem insana kolaylık sağlamaktadır bu ulaşımları kullanacak olan insanlara hem bu projenin içerisinde yer alan mühendislerimiz ve diğer katılımcılarımız, yatırımcılarımız için de mutlaka büyük bir keyif ve gurur verdi. Dini düşünüyoruz. Yüksek hızlı olan araçlar, verimli, kolay entegre edilebilir araçlar şeklinde üretimde yer alan ürünler proje içerisinde gerçekleştirilmektedir. Satış konusunda yatırımcı olduğunuz zaman yine yatırımcı çekmeniz için fırsatlar veriliyor. Bu fırsatların içerisinde sizin de kazanmanız çekmiş olduğunuz yatırımcılar için de bir şans, bir fırsat vermiş olmanız ve onların da kazanmasına vesile oluyorsunuz. Firma içerisinde, proje içerisinde yer alan yatırımcıların hiçbirinin kazanamayacağı anlamına gelecek herhangi bir durum olmuyor. Hisseleriniz sizin seçmiş olduğunuz ödeme olanaklarına istinaden ileriki dönemlerde ödemelerinizin bitimine doğru sizin hisseleriniz olarak projede devam edebileceğiniz durumlarda sizinle birlikte devam etmektedir. Siz projenin içerisinde bulunduğunuz süre boyunca devam etmektedir. Peki yatırımcılarla ilgili görüşmeler konusunda nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Projemize çektiğiniz her yatırımcı ile ilgili seviye seviye ve yapılan yatırıma göre yer alan fırsatlar var. Bu fırsatlarla ilgili bilgilendirilmeniz gerekiyor. Bilgilendirme konusunda yine yetkili kişiler ülke içerisinde bu projeyle ilgili yetkilendirilmiş kişilerle irtibata geçerek bilgileri alarak bu bilgileri istinaden yapabileceklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yatırımlara başlayabileceğiniz en düşük seviyelerden
bile yatırımcı getirebilirsiniz. Bu yatırım seviyeleri 50 dolardan bile başlayacak bir tutara sahiptir. Bunları taksitlendirme şeklinde daha büyük bir miktarla bile yapabilirsiniz. Kimsenin zorlanmayacağı ama kendisi için yapabileceği bir yatırım, çocuğu için yapabileceği bir yatırım gibi, ailesinden herhangi birisi için veya şirket olarak büyük yatırımcı olarak yer alabileceği gibi çeşitli seviyelerde yer alan yatırım olanakları bulunmaktadır. Kriz döneminde yani pandemi döneminde bütün dünyanın etkilendiği gibi hem çalışma alanında etkilendiği gibi karantina durumundan dolayı hem de ekonomik durumdan etkilendiği gibi bazı durumlara ara vermek durumunda kalınan projeler olunmuştur. Fakat bu bizim projeyi çok etkileyen bir durum konusu değildir. Çalışanları güvende tutabilmek için verilmiş bir ara söz konusu olmuştur. Sonrasında bunlar yavaş yavaş normal hale gelecek bir şekilde küçük aralıklarla güvenlik içerisinde çalışmalar tekrardan devam etmeye başlamıştı. Skyway'i adlandırırsak nasıl bir adlandırma yaparız diye bakarsak aslında geleceğin taşıma sistemi diye adlandırabiliriz. Geleceğin işi denilebilir. Çünkü dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde ulaşım sağlanması için çabalanıyor. Alternatifler aranmaktadır. Bu alternatiflerin içerisinde yer almak için birçok proje ortaya çıkartılmaktadır. Bu projenin içerisinde Skyway bir sene veya 2 sene içerisinde ortaya çıkmış bir proje değildir. Yılların birikimiyle, yılların emeğiyle gerçekleştirilmiş bir projedir. Birçok insan dün çalışmaya başlaması gerekirken, daha yeni projeler geliştirmek üzereyken Skyway bunu çok uzun yıllar öncesinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Hazır olacağı hale kadar getirebilmek, projenin tamamen gerçekleştirebilecek seviyede olması için hazırlıklarını yapıp ondan sonra aşama aşama sunmaya başlamıştır. Ve bu aşama içerisinde planlamaya göre ayrılmış olan etaplarla 15 etap olarak yer almaktadır. Bunun içerisinde yatırım yapmış olan birçok ülkeden yatırımcılar, küçük ve büyük olmak üzere yer almıştır. Bunların hepsi sabırla, en güzel bir şekilde sabırla, destekle, birliktelikle hem yatırım yapmakla hem de yatırımcı getirmekle destek vererek projeyi devam ettirmektedirler. Projenin her aşamasını seviye seviye takip etmektedirler. Seviye takip edilen projelerle ilgili gelişmeleri de ayrıca web site üzerinden yayınlanan haberlerle, yayınlanan bilgilerle, yayınlanan video ve görsel tanıtımlarla ayrıca takip ediyorlar. Zaman zaman oluşturulan ziyaretlerde yerinde seyahat düzenlemesiyle yerinde yapılan tanıtımlarla ürünlerin testlerini izleyerek de kendilerini tatmin etme durumuna geliyorlar.
Sistemin her aşaması mutlaka ve mutlaka gözden geçirilmiş, yetkili kişilerle birlikte üzerinden çalışılmış, eksik ve tamamlanması gereken konular üzerinden geçildikten sonra tamamlanarak tekrardan düzenlemesi yapılıp eksik olan kısımlar da tamamlanarak proje devamlı olarak yenilenmektedir. Projenin hedefi var ve amaca varmak için gerekli yerlerde düzenlemeler de yapılarak takip ediliyor. Asmalı yollar olarak baktığımız zaman karayoluna bile müdahale etmeden geçişleri sağlanabilecek ulaşım sistemi projesi gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Gerçekleştirilen bu yenilik içerisinde insan için verilebilecek en iyi konfor, en güvenilir ulaşım sistemi, en zararsız çevreye karşı duyarlı bir sistem geliştiriliyor ve maliyet açısından da baktığımız zaman en uygun maliyetlerle tasarımlar, uygulamalar gerçekleştiriliyor ve planlanıyor. Yakıt konusunda elektrikle çalışan araçlarımız, enerji kullanımı ayrıca hesaplanmış araçlarımız yer almaktadır. Bu araçlar içerisinde aradaki farkları görmek için yine inceleme fırsatınız olabilir. Çünkü mühendislik bilgisini buradan ayrıntılı verdiğimiz zaman eksik gözden kaçırabileceğiniz belki bir şeyler olabilir. Net bilgi almak için yine irtibata geçerek yapılan araştırmalarla birlikte kendiniz için bilgi edinebilirsiniz. Skyway projesinin nasıl finanse edildiğini düşünen birçok insan olduğunu tahmin ederek bir açıklama da o konuda getirmek istiyorum. Skyway tamamen yatırımcılarımız, daha doğru söylenmesi gerekirse halk tarafından finanse edilmektedir. Yani siz projenin içerisinde hem ortak oluyorsunuz hem proje içerisinde hak sahibi oluyorsunuz. Bu hak sahibi olduğunuz hisselerinizle yatırımınızı gerçekleştiriyorsunuz ve yatırımınızı 1 sene veya 2 senelik olarak değil daha uzun vadeli olmak üzere gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece Türkiye genelinde değil, birçok ülke genelinde haklara sahip oluyorsunuz. Sizin belirleyebileceğiniz buradaki kendi hisseniz, kendi yatırım değeriniz tamamen size bağlı. Şekilde zorlama olmadan sizin tercihinize, size sağlanabilecek kolaylıklarla birlikte sunulmaktadır. Yapılan sunumlar içerisinde tercihleri neye göre yapabilirim diye sorularınız varsa
Bununla ilgili de bize yazabilirsiniz. Yazdığınız sorulara en kısa şekilde dönüşler yaparak sizi bilgilendirmek, cevaplamak sorularınızı ve konuyla ilgili aydınlatmaktan memnun oluruz. Sitemizi ziyaret ederek sitenin içerisinde bilgilerden faydalanarak gerekli bütün konularla ilgili bilgi sahibi olma şansınız mevcut. Bunun dışında YouTube üzerinden araştırıp sistemin çalışmasını görsel olarak görüntüsünü inceleyebilirsiniz. Skyway raylarının yapımıyla ilgili olan maliyet kısmını değinelim. Rayların maliyeti diğer ulaşım araçlarından 20 kat daha düşüktür. Yani bu demektir ki yakıt tüketiminde 6 kat daha düşük oluyor. Hesaplandığı zaman, ortalama bir hesaplandığı zaman 6 kat daha düşük bir yakıt tüketimi vermektedir. Bize katılmak için sizler için bir fırsat sunulmaktadır. Bu fırsatı değerlendirerek katılımcı olmanızdan, kendiniz için de, bizler için de ve bu projenin gelişimi için de çok önemli katkıda bulunacağınızı da vurgulamak isterim. Projede herkes yer alabilir. Bu herhangi bir şirket çalışanı, herhangi bir aile dostunuz, herhangi bir tanıdığınız 18 yaşı üstü veya sizin velayetinizde olan çocuklarınız dahi olma hakkına sahipler. Buradaki konuda sizin mirasçınız olarak çocuklarınız da yer alabilir. Bunu da yine sistem üzerinden doğrulama yaparak yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sizin sistem üzerinden yaptığınız doğrulamaları sadece siz ve şirket içerisinde yer alan sistem üzerinden başka hiç kimsenin ulaşmasına mümkün değildir. Tamamen her şey sizin kontrolünüzün altında, sizin takibinizin altında yer almaktadır. Yapılan yatırımlarla ilgili uyarılar, bilgilendirmeler, tarihleri takip edilerek sizin mümkün olduğunca herhangi bir ödemenizi atlamadan, herhangi bir sorun yaşamadan devamlı olarak bilgilendirilirsiniz, takip edilirsiniz.
Hangi ülkelerde yatırım yapıldı diye belki sorularınız vardır. Bunu da cevaplamak isterim. Az da olsa bilgi paylaşımında bulunmak isterim. Bu ülkeler arasında yer alan ülkeler Rusya, Kazakistan, Almanya, İtalya gibi, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyetleri, Türkiye'den yatırımcılarımız, Özbekistan katılmış yeni ülkelerden biridir. Buralardan da sizin de bildiğiniz, tanıdığınız kişileri irtibata geçerek, görüşmeler yaparak davet edebilirsiniz. Cumhuriyet olmaktadır. Hatta devlet yöneticileri tarafından desteklenerek projenin yatırım yapacak olan kişiler için uzmanlardan destek alınarak tüm ortakların gereken koşullarının oluşturulması ile ilgili görüşler alınarak kurulmuş olan bir sistem vardır. Bu sistemin dışında kimse bulunmaz. Herkes eşit faydalanabilir. Biraz kurucu hakkında bilgi vermek istiyorum. Anatoly Yunitski hakkında Sovyetler Birliği ülkesinde doğmuş olan Rus bilim adamı ve girişimcidir kendisi. 1949 yılı doğumlu, 16 Nisan 1949 yılı doğumlu Anatoly Yunitski. Çocukluğundan beri merak etmiş olduğu bir roketler sistemiyle büyümüş olan bir girişimcidir, mücittir. Birçok proje sahibi. Ayrıca Doğa Bilimleri Rus Kamu Akademisi akademisyeni ve öğretim üyesidir. Sovyetler Birliği Kozmonotluk Federasyon üyesi aynı şekilde. Uzay raketleri ulaşım, taşımacılık ve kalkınma teknoloji sisteminin de mucididir.
Skyway projesinin ortaya çıkması yaklaşık 40 yılı almıştır. Yani 40 yıl bir insan ömrünün yarısı diyebiliriz. O yüzden yapılan proje içerisinde tüm her şey mutlaka günümüze uygun bir şekilde geliştirilmeye odaklanılmıştır. Buna istinaden tüm çalışmalar gözden geçirilmiştir. Buna istinaden çalışma arkadaşları, takımlar seçilmiştir. Ve bunun devamlılığının da olması nedeniyle yapılan büyük bir yatırım projesidir. Aslında tamamen insana verilecek hizmetin daha kaliteli, daha güvenilir, daha ekonomik, daha hızlı ve konforlu olması amaçlanmıştır. Bunun üzerindeki çalışmalarda emeği geçen kişilerin çok uzun yıllarını almıştır. Projeye genel olarak bakıldığı zaman birçok ülkeden farklı projelere sahip olan kişiler tarafından birçok müdahale yapılmıştır. Bu müdahaleyle projenin sunulması, projenin gerçekleştirilmesi konusunda engeller çıkartılmıştır. Projenin daha uzun sürede devam etmesini engelleyebilmek için birçok girişimler gerçekleştirilmiştir. Fakat projenin amacına ulaşmak için bu engeller sadece bir artı getirmiştir. Çünkü bu süreç içerisinde karşılaşılan engeller projenin daha da üst seviyeye taşınarak devam etmesine fırsat sağlamıştır. Daha ileri teknolojiye uygun, daha ileri seviyede geliştirebilecek çalışmaları gerçekleştirmek için zaman kazandırılmış olarak değerlendirilmiştir. Tam hazır olunduğu süreçte artık bunu tüm dünya ile paylaşabiliriz denilebilecek sürece ulaşıldıktan sonra proje tamamen halka, insanoğluna açılmış, bütün dünyalarda geçerli bir hale gelmiştir. Yatırım yaptığınız hisselerde satın alma durumlarında yapabilecekleriniz tek seferlik satın almalar veya bunları aylık ödemelerle 10 aylık ödeme şeklinde farklı tutarlarda değerlendirerek hisse sahibi ve yatırımcı olabiliyorsunuz. Getirmiş olduğunuz yatırımcılarla birlikte bir çalışma sisteminizi oluşturabiliyorsunuz. Çalışma sistemi ile ilgili bir sonraki görüşmelerde muhakkak ki eğer sorularınız olursa buradan paylaşırsanız ve bunların üzerinde çalışmalar yapılarak size geri dönüş sağlayabiliriz. Bir sonraki yine aynı şekilde buradaki görüşmelerimizde yer alması mümkün olacaktır.
Sizin katılacağınız bu yatırım projesi içerisinde sizin projedeki seviyeniz dışında ayrıca kendi gelişiminiz de ileriki seviyeye yükselmeye başlayacaktır. Çünkü tüm dünyadan Skyway ile ilgili bütün haberlerden haberdar olacaksınız. Yapılan bütün çalışmalardan, gerçekleşen bütün yatırımlardan, dünya genelinde yer alan ödüllerden, oluşturulan seviyelerden, katılan ülkelerden, hangi ülkede neyin hangi seviyeye kadar geldiğinden, test merkezlerin hangi sertifikaları onaylayıp ve hangi araçların üzerindeki çalışmaları gerçekleştirdiğinden ve kullanıcıların gerçekleşen kurulum inşaat sonucu ortaya çıkan ürünün kullanıcısından gelen ayrıca canlı yorumlardan haberdar olacaksınız. Kalitenin, güvenilirliğin, yüksek hızın, taşımacılığın en kolay olan yollarından birinin ne seviyede olduğunu ve bunun kullanımının vermiş olduğu o mutluluğu da yaşama fırsatınız da olacaktır mutlaka. Ulaşımı zor olan engelli yollar gibi durumlarda Skyway ulaşım teknolojisi en önemli, en hızlı çözümlerden biri olarak geleceğin taşıma sistemi görünmektedir. Araçların özelliklerinden biri, araçlar kendi temizliyor. Otomatik sistem üzerinde kontrol panelinde yer almakta olan sistemlerden biridir. İnsan gücüne fazla ihtiyacı olmayan, kontrolünü tamamen sistem üzerinde sağlayabileceğiniz bir sisteme sahiptir. Şu anda sizinle paylaşmış olduğum ekranda 2019 yılında çekilmiş olan bir fotoğrafı görüyorsunuz. Buradaki ulaşımı kolaylaştırabilecek ve buradaki hizmeti sunabilecek araçların örnek çalışmaları, inşaat alanında çalışan elemanlar için sağlanan saha, ve olanaklar hepsi mevcut. Böyle bir alanda Skyway araçlarının asmalı yolların getirebileceği en konforlu ulaşım sistemleri olduğu değerlendirmeler içerisine alınabilir.
Sizlerle paylaşmış olduğum ekranda yine sertifikalar, patentler ve ödülleri görebiliyorsunuz. UNISKİ mühendisliğine ait olan patent ve ödüller olarak yer almaktadır. Burada yine sertifikalandırma konusunda 2015 yılında ISO 9001 olarak sertifika alınmıştır. Bununla ilgili de görseli görebiliyorsunuz. Yine UNISKİ mühendisliğine ait olarak yer almaktadır. Yani yine aynı şekilde tekrar etmem gerekiyorsa bu araçların pazara girmeden, kullanıma girmeden önce birçok testten geçmesi gerekir. İnsan hayatı için, insan güvenirliği için o yüzden birçok sertifikalandırma ve test aşamasından muhakkak ki geçiyor. Tanıtımlar farklı ülkelerde gerçekleştiriliyor ve ödüller almaktadır. Alınan ödüller yine sunumumuzda sizlerle paylaşılmıştır. Dikkat etmişsinizdir. Burada da yine aracın olacağı çeşitlerle ilgili kısa bilgi verilmektedir. Ayrıntılı bilgiler yine mutlaka sitemizden öğrenebileceğiniz bilgiler yer alır. Yine burada da aynı şekilde araçlarla ilgili taşıma kapasitesiyle ilgili farklı modellerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada Anatoly Yunitskiy'in yapmış olduğu hesaplamalar ve çalışmalar kısa şekilde verilmiştir. Asmalı yollarla ilgili Anatoly Yunitskiy ile ilgili bilgi edinmek isteyenler için de kısa bir bilgi verilmiştir. Sonraki dönemlerde yine mutlaka ki sizinle paylaşacağımız bilgi platformumuz olacaktır. Konuyla ilgili bu sefer bu kadar sizinle sunum gerçekleştiriyoruz. Sonrasında muhakkak ki daha fazlasını paylaşacağız ve sizin sorularınıza istinaden daha fazla bilgi ve cevap sunumuyla karşınızda olacağız. Konu ile ilgili sorularınız var ise yazmanızı rica ederim. Onları cevaplamaya çalışacağız. Bir sonraki sunumda sizi bilgilendireceğiz. Bilgilendirmeler tamamen mevcut olan sisteme uygun bir şekilde yapılacaktır. Sistemin dışına çıkılmayacaktır. Asmalı yollara yatırımcı olun ve yatırımcı getirin. Hem kazanın hem kazandırın. Geleceğinizi en iyi şekilde kendiniz oluşturup kendiniz inşa edin. Teşekkür ederim seyretmiş olduğunuz sunum için. İlk sunumumuz olduğundan dolayı bir sonraki sunumda daha çok bilgi paylaşmaya çalışacağız. İyi akşamlar dilerim herkese.